Ekoloji Meclisi'nin, ekoloji hareketinin aldığı karar doğrultusunda biz Van Çevder olarak bir çağrıda bulunduk. Önemli Van'da bulunan önemli kurumlar başta olmak üzere Ekoloji Meclisi, Van Çevder, Van İHAD, Van Baro Çevre Komisyonu, Emekliler Derneği, Medya Hukuk Derneği, Van HDP, Kadın Medya ve Ekoloji, İnsan Hakları ve Medya, gazeteciler, yazarlar, aydınlar platformu olarak aramızda bulunuyorlar. Bugün burada depremde hayatını kaybetmiş canlarımız için fidan ekme eylemi gerçekleştireceğiz. Van merkeze bağlı Adıyaman köyünde yapacağız bu etkinliğimizi. Bu etkinliğimize işte Van Barosu, ÇEVDER, İnsan Hakları Derneği Van Şubesi ve yeni kurulmuş 2 aydır yeni kurulan Medya Hukuk Derneği olarak katıldık. Burada bulunmamızın amacı siz de bildiğiniz gibi dünya küresel ısınma, iklim krizine farkındalık yaratmak. Bir nebze de olsa kuraklığı önlemek amaçlı ağaçlandırma çalışması yapmak. Bunun yanı sıra tabii ki depremzedelerin anısına olarak deniliyor. Fakat biz 2-3 yıldan beridir bu çalışmaları devam ettirmeye çalıştık. Ağaçlandırmanın olması için çok çaba gösterdik. Yeşil alanları, ormanları çoğaltmasak hepimizin felaketi olur. Gelecek nesillere, gelecek tüm canlıların yok olmasının önünü açmış olacağız. Bu anlamda da ağaç ekmek, ağacı yaşatmak çok önemlidir. Bir de bu yerle ilgili bir şey demek istiyorum. Bu çok önemlidir. Ağaçların belki maddi değeri, bir fidanın maddi değeri olmayabilir. Ama o cana girdiği, toprağa girdiği zaman bir candır. Bir can gözüyle bakmamız gerekir. Asla ve asla bir ağacın kurumasına göz yummamamız gerekir. Buradaki alan hem korunaklı alandır, hem de suyun eksik olmadığı, hem de burada söz vermişler hiçbir ağacın ölmeyeceği, kurumayacağı sözünü verdiklerinden dolayı bu alanı seçmişiz. Bir de bu arada orman işletmenin de bize bu fidan katkısında bulunmasına dolayı sizin de huzurunuza teşekkür ediyorum. Beton yığını içerisinde kalınca da aslında doğadan kopmamamız gerektiğini, doğayla bir arada yaşamamız gerektiğini, sadece insanlar olarak değil canlıların da, diğer hayvanların da, bitkilerin de bir bütün halinde dünyada var olmamız gerektiğini öğrenmiş olduk tekrar. Ve bu süreçte de ormanlara, ağaçlara çok ihtiyaç var. Sulak arazilere çok ihtiyaç var. Belki başlangıç olabilir. Ne kadar aslında temel bir ihtiyaç olduğunu bence çok daha yakın zamanda çok daha iyi anlayacağız. Bu nedenle çok önemsiyoruz. Bizler 6 Şubat işte Pazarcık'ta yaşanan deprem nedeniyle yaşamını yitiren yani insanlarımız için böyle bir etkinliğe girdik. Ve her yaşamını yitiren insanlarımız için bir can olmak niteliğinde olsa bile her ağacın bir can olması ve bu yitiren insanlar için bir can niteliğinde olması için böyle bir etkinliği düzenledik. Ekolojiye, çevreye, tarıma, hayvancılığa yani doğal dengeye önem veriyoruz. Bugün de hem Türkiye Gazeteciler, Yazarlar ve Aydınlar Birliği platformunda paydaş olduğumuz ÇEVDER hem de farklı bileşenlerle burada ağaç dikim kampanyasına katıldık. Önemli etkinlikten dolayı geldiklerine dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi çok önemli bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde böylesi bize zaman ayıran arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kurumumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Belki ağaç ekmenin çok sıradan bir iş olduğunu algılayabilirsiniz. Belki de öyle bakıyor olabilirsiniz. İlimizin, coğrafyamızın en temel sorunu yeşilin yetersizliği, ağacın ve ormanın olmamasıdır.